Rusya lideri Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin çeşitli bölgelere orta ve kısa menzilli füzeler konuşlandırdığını iddia etti. Buna karşılık olarak kendilerinin de orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlaması gerektiğini söyledi. Bugün Rusya Federasyonu'nun orta ve kısa menzilli karadan konuşlu füzelerin konuşlandırılmasına ilişkin tek taraflı moratoriumuna dair atacağı ilave adımlar konusunu ele alacağız. Bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri birkaç yıl önce abartılı bir bahane ile bu anlaşmadan çekildi ve bu tür füze sistemleri üreteceğini duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasında füze gerilimi tırmanıyor. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Güvenlik Konseyi üyeleriyle çevrim içi toplantı yaptı. Amerika'nın 5 yıl önce orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından çekildiğini ve bu tür füzeler üretme niyetini açıkladığını hatırlattı. 2019'da bu füzeleri üretmeyeceğimizi ve Amerika bu sistemleri dünyanın bir bölgesine konuşlandırana kadar konuşlandırmayacağımızı duyurduk. Putin, Amerika Birleşik Devletleri'nin eylemlerine yanıt olarak Rusya Federasyonu'nun orta ve kısa menzilli füzelerin üretimine başlaması gerektiğini söyledi. Bugün bildiğiniz gibi Amerika bu füze sistemlerini sadece üretmekte kalmıyor. Bunları zaten Avrupa'ya tatbikat için Danimarka'yı getirmiş durumda. Yakın zamanda Filipinler'de olduğu açıklandı. Bu füzeleri Türkiye'den çıkarıp çıkarmadıkları da bilinmiyor. Orada olsun ya da olmasın buna tepki göstermemiz ve bu alanda bundan sonra ne yapmamız gerektiğine dair kararlar almamız gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ile 1987'de imzaladığı menzili %500'de 5500 kilometre olan ve nükleer başlık takılabilen füzelerin yasaklanmasını öngören orta menzilli nükleer kuvvetler anlaşmasından 2019 Ağustos'unda çekilmişti.